Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün FIFA Dünya Kupası simülasyonu yapacağız. Bakalım Basketbol Dünya Kupası'nda kazanan kim olacak? Hep birlikte onu göreceğiz. Tabii daha geçen hafta başladı turnuva, biliyorsunuz ki. Fakat geçen hafta şehir dışında olduğum için bu hafta videoyu çekiyorum. Onu da bilgisini vereyim şimdiden sizlere. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursa çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdiden takımları yavaş yavaş gösterelim. Hangi takımlar var, hangi takımlar yok diye. Litvanya var. Domantas Sabonis önderliğinde. Amerika Birleşik Devleti var. Turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Takımda da bayağı güçlü bir takım. Kevin Durant var. Jason Tatum var. Devin Booker var. Damian Lillard var. Zach LaVine var. Bradley Beal var. Bam Adebayo. Jrue Holiday. Chris Middleton. De'Aaron Fox. Keldon Johnson, Draymond Green, Jeremy Grant, Javali McGee. Baya böyle güçlü bir kadrosu var. Fransa'ya geldiğinde Fransa'da çok güçlü bir ekip. Rudy Gobert, Nando De Colo var. Eski Fenerbahçeli oyuncu. Yabusele, Nicolas Batum. Fournier var. Ürdün'e geldiğimizde burada Ahmet Düveroğlu var. Görmüş olduğunuz gibi. Yunanistan'da Giannis Antetokounmpo görüyoruz. Tyler Dorsey, Fenerbahçe'de forma giymişti hatırlayacak olursanız. Nick Calathes, Kostas Sulukas, Papagiannis, bu da yeni transfer, Fenerbahçe'nin yeni transferi. Giannis Antetokounmpo var. Kostas Antetokounmpo var. Bu da Fenerbahçe'de oynadı. İspanya'ya baktığımızda Ricky Rubio var. Hernan Gomez var. William Hernan Gomez. Usman Garuba, genç yetenek. Nereden bir tanesi? Rudy Fernandez, yılların efsanesi. Sergio Llull. Julian Hernan Gomez var. Avusturya'da Josh Giddey, genç oyunculardan bir tanesi. O takımda Slovenya'da Luka Doncic'i görüyoruz. Luka Doncic önderliğinde bakalım nereye kadar ilerleyebilecek Slovenya. Dragic kardeşler var. Prepadic bir dönem hükümetli forma giydi. Kızıl Yıldız var. Deon Thompson. Tofaş'ta forma giymişti bir dönem. Hachimura. Japonya'ya geldiğimizde Hachimura var. Watanabe var. En bilindik oyuncular bunlar. Japonya'da. Puerto Rico'da Huertas'ı görüyoruz. Brezilya'da baktığımızda Raul Neto var. Fenerbahçe'ye transfer olmuştu fakat ağır bir sakatlık geçirdi. Kendisine de geçmiş olsun diliyoruz. Huertas, Barcelona'da oynadı yıllarca. Almanya'ya geldiğimizde Franz Wagner, o da genç yeteneklerden bir tanesi. Dennis Schröder var. Mortiz Wagner, o da NBA'de oynayan oyunculardan bir tanesi. Bayağı sağlam oyuncular da var. Çin'e geldiğimizde Yi Zhang Liang var. Bir dönem NBA'de forma giymişti. Yao Ming'in olduğu zamanlar çok daha kaliteli bir takımdı Çin Halk Cumhuriyeti. Angola'ya geldiğimizde Angola milli takımı da bu şekilde Afrika'nın en iyi milli takımlarından bir tanesi gözüküyor. Porzingis var. Tek başına neredeyse takımı sırtladı diyebiliriz Letonya'yı. İtalya'da Gallinari, Nicolò Melli var. Luigi Datome, bildiğimiz oyunculardan. Yeşil Burun Adaları'na geldik şimdi. Walter Tavares'i görüyoruz. Betinho Gomez falan. Ve Sol Sudan, Nuni Omot var. Bu da bir dönem Topaç'ta oynamıştı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Burada da Venezuela milli takımında var. Lübnan milli takımı. Meksika'da Gustavo Ayon var. Alex Perez ülkemizde de forma giymişti.
Burada Şengelya'yı görüyoruz. Taze var. Burada Nikola Vucevic var. Karadağ'da Yeni Zelanda oyuncularını görüyorsunuz. Burada İran oyuncuları var. Kanada'da Julius Alexander var. Rigobert Andre Wiggins. Kanada'nın da kadrosu bayağı iyiymiş yani. İrlanda'da Mark Cannon var. Sadece bilindik oyunculardan. Sırbistan milli takımı çok iyi bu arada. Nikola Jokic, Nikola Mlitinov, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Vladimir Lučić, Nemanja Bjelica, Aleksej Pokusevski, Nikola Kalinić, Marko Kuduric, Boban Marjanović, bayağı sağlam bir kadro var yani. Hani takım da rahat Dünya Kupası'nı alabilecek seviyede. Burada da Jordan Clarkson var Filipinler'de. Dominik Cumhuriyeti'nde geldiğimizde bu kadro bu şekilde. Dominik Cumhuriyeti var. Başka da yok zaten. Bu kadar. Bir de Mısır milli takımı var normalde. Fakat benim yüklediğim yamada Mısır milli takımı olmadığı için Mısır'ı ekleyemedim. Diğer takımlar ama yüklü. Yani 31 takım arasında hangisi şampiyon olacak merakla bekliyoruz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım. Bakalım son 16'ya kimler yükselecek hep birlikte görelim. Evet, sezon sonunda Luka Doncic en değerli oyuncu seçiliyor. 33,7 sayı ortalaması yapmış. Kendisini tebrik ediyoruz. William Tavares rookie seçiliyor. 6. adam olarak Nikola Mlitinov yapmış 6. adam olarak. Antetokounmpo defans. İlk 5'te şu şekilde Doncic, Julius Alexander, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Nikola Jokic şeklinde ikinci kadroyu da görüyorsunuz. Üçüncü kadro da bu şekilde. En iyi defans kadro. Defans ikinci kadro. Evet, kamerayı da böyle çektim ki kimler son 16'ya kalmış hep birlikte görelim diye. Sırbistan, Porto Rico, Kanada, Litvanya, Slovenya, Yeşil Burun Adaları bu arada sürpriz yapmış. Fransa, Karadağ var. Amerika var. Japonya, Angola, Avustralya, İspanya, Almanya, Yunanistan, Brezilya. Bayağı çetin mücadeleler bizi bekliyor. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Evet, Almanya İspanya maçını bir simülasyon yapacağız bakalım. Kazanan taraf kim olacak? Evet, Almanya son dakika öne geçti. Ve Almanya kazandı. Evet, şimdi bu maçta ne olacak? Hep birlikte görelim. Ve Angola çeyrek finalde. Hayırlı olsun. Şimdi Yeşil Burun Adaları Slovenya mücadelesi oynanacak. Slovenya rahat aldı böyle. Rahat aldı. Evet, Slovenya turu geçiyor. Şimdi Litvanya, Kanada var. Bakalım hangisi tur olacak. Ve Kanada eleniyor. Litvanya yoluna devam ediyor bu şekilde. Valla diğerlerine biraz hızlı hızlı geçtiğim için biraz şey oldu. Hani diğer maçları tam gösteremedim. Sırbistan, Litvanya, Fransa, Slovenya, Amerika, Angola, Yunanistan, Almanya çıktı çeyrek finale. Bakalım kimler bir şey yapacak, bakalım yarı finale yükselecek hep birlikte görelim. Evet, Slovenya Fransa maçıyla başlayacağız. Evet, Fransa bir üst tura yükseliyor. Slovenya eleniyor böylelikle. Yarı finale yükselen ilk takım Fransa oluyor. Şimdi Almanya Yunanistan karşı karşıya gelecek. Ama artık işten geçmiş oldu. Çünkü Almanya elendi. Yunanistan bir üst tura yükseldi.
İlk roundda Almanya bayağı iyi gitmişken sonraki turlarda Yunanistan kalitesini gösterdi ve bir üst tura yükselmeyi başardı. Evet, şimdi Litvanya-Sırbistan mücadelesi oynanacak. Evet, Litvanya eleniyor ve Sırbistan yarı finale yükselen bir takım oluyor ve Fransa'nın rakibi oluyor Sırbistan. Litvanya da elenmiş oluyor böylelikle. Amerika-Angola mücadelesi kaldı çeyrek finallerde. Bakalım kim yükselecek çeyrek finale. Amerika'nın ağır favori olduğu bir maç. Evet, sürpriz yaşanmıyor ve Amerika Angola'yı 127-110 yeniyor. Gerçi bir ara Angola öne geçmişti müsabakada fakat Amerika gücü ve kalitesiyle ön plana koydu diyebiliriz ve bir üst tura yükselen son takım olduğu Amerika Birleşik Devletleri. Yarı finale baktığımızda Sırbistan, Fransa, Amerika ve Yunanistan kaldı yarı finale. Bakalım bunlardan hangi ikili finale yükselecek? Merakla bekliyoruz. Şimdi yarı final müsabakalarını da oynayalım bakalım. Ve ilk maçımız Yunanistan-Amerika mücadelesini oynayacağız. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Çok açtı Amerika değil. Evet. Finale yükselen ilk ekip Amerika oluyor. Yunanistan'ı 119, 132-119 yeniyor. Böylelikle final yükselen ilk kulüp Amerika oldu. Bakalım rakibi Sırbistan mı olacak yoksa Fransa mı olacak? Birazdan öğreneceğiz. Evet, şimdi Fransa-Sırbistan mücadelesiyle devam ediyoruz. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Evet, Sırbistan diğer bir finalist oluyor. Amerika'nın rakibi Sırbistan oluyor ve Fransa da eleniyor. Böylelikle de iki favori kulüp finalde karşı karşıya gelecek. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Bekleyip göreceğiz. Ve final müsabakasına geldik. Şimdi Sırbistan mı yoksa Amerika mı kazanacak turnuvayı? Hep birlikte simülasyon yapalım. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Değişik ilginç yanı uzatmalara da gitmedi maç. Bakalım merakla bekliyoruz. Bayağı böyle iyi oynuyor yani Amerika. Bu işten bir hamle gelecek mi? Gelmedi. Devin Booker. Güzel basket görebilecek miyiz? Atağı kullanmadı ve maç böyle bitti. Amerika şampiyon. Amerika Birleşik Devletleri Dünya Kupası şampiyonu oluyor. Tebrik ediyoruz. Sırbistan'ı geçip şampiyon oluyor Amerika Birleşik Devletleri. 2023 FIBA Dünya Kupası şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri oluyor bizim simülasyonumuzda. Bakalım gerçekte de öyle mi olacak? Merakla bekliyoruz. Evet, kupayı da kaldırıyor Amerika Birleşik Devletleri. Evet, Kevin Durant de MVP seçilmiş anladığım kadarıyla. Ve oyuncuların sevinçlerini görüyorsunuz. Mutlulukları yüzlerinden okunuyor diyebilirim. Evet, kazanan takım Amerika oluyor. Evet, MVP'de Kevin Durant seçilmiş. Görmüş olduğunuz gibi 34 sayı yapmış final müsabakasında. Son olarak sayı ortalamalarına da bir bakalım. En fazla sayı atan oyuncu Luka Doncic, ikinci Antetokounmpo, üçüncü Julius Alexander, dördüncü Josh Giddey, beşte Tavares'i görüyoruz. En fazla rebound yapan Willy Hernan Gomez oluyor. Sonra Gobert, Antetokounmpo,
Valanciunas, Nikola Jokic şeklinde gidiyor. Asistlerde Nikola Jokic en fazla asist yapan oyuncu olmuş. Nick Calatis ikinci. Lucas Levasius üçüncü. Julius Alexander dördüncü. Lillard beşinci sırada. Top çalmada Matisse Thybulle birinci sırada. McCoy ikinci. Alvarado üçüncü. Toz çalma dördüncü. Bull Cole beşinci. Rudy Gobert bloklarda birinci sırada. Ahmet Döveroğlu üçüncü sırada bu arada. Playoff'larda da Elia Okubo en fazla sayı atan oyuncu olmuş. Willian Gomez ikinci. Lorenzo Brown üçüncü. Luka Doncic dördüncü. Julius Alexander beşinci sırada. Reboundlara baktığımızda Usman Garuba en fazla rebound yapan oyuncu olmuş. Nikola Jokic ikinci, Willian Gomez üçüncü, Antetokounmpo dördüncü, Luka Doncic beşinci olmuş. Nick Calatis burada en fazla asist yapan oyuncu konumunda. Luka Doncic ikinci, Sabonis üçüncü, Lekavisius dördüncü, Vasilimişis beşinci. Leonardo Mendy en fazla top çalan. Nick Calatis ikinci, Neto üçüncü, Tavares dördüncü, Wheeler Bob beşinci. Bloklarda da Antetokounmpo en fazla blok yapan oyuncu unvanını almış. Papagiannis ikinci, Gavin Edwards üçüncü, Joshua Cahill dördüncü, Rudy Gobert de beşinci sırada yerini alıyor. Ve böylelikle de videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Sizce Dünya Kupası'nı kim kazanır? Yorumlarda mutlaka bekliyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Seviyorsunuz.